Tekrar merhaba. Bu dersimizde Go'daki built-in fonksiyonlardan len fonksiyonunu inceleyeceğiz. Daha önce mesela make'e bakmıştık. Hemen onun bir üzerinde golang.org üzerinde package'lardan built-in package'lar, built-in functions altındaki len URL'inden ulaşabilirsiniz. Kullanımı çok basit. Sadece veriyi tutan nesneyi veriyoruz buraya. Tipi veriyoruz ve o bize bu gönderdiğimiz nesnenin uzunluğunu veriyor. Aslında bir dizi üzerine örnek verirsek, dizinin içerisinde diyelim integer dizisinin içerisinde örneğin 5 tane sayı var. Bu dizinin uzunluğu 5'tir. Burada kapasite ve uzunluk olarak ikiye ayrılıyor programlamada. Kapasite o dizinin alabileceği eleman sayısıdır, kapasitesidir. Ki bu dizinin nesne örneğini oluştururken, yani diziyi başlangıç aşamasında biz kaç eleman olması gerektiğini, kaç elemanlı bir kapasiteye sahip olması gerektiğini zaten söylüyoruz. Bu kapasite, bir de onun içerisinde kullanılan alan var. O kullanılan alanda işte bizim uzunluk fonksiyonuyla, len fonksiyonuyla elde ettiğimiz uzunluk verisi oluyor. Burada neler üzerinde kullanılıyor ona da bakıyoruz. Array, pointer mesela, slice, string ve channel. Genellikle len bir array, slice ki bunlar birbirine çok benzer. Ya da string üzerinde çok yoğun kullanılır. Ama pointer ve channel üzerinde de aktif olarak kullanılabildiğini söyleyebiliriz. Şimdi bunlarla ilgili örnekler yapacağız. Örneğimizde, ilk örneğimizde şöyle basit bir byte dizisi oluşturdum burada. Byte slice'ı daha doğrusu. Make'in oluşturuyoruz ve başlangıç değer olarak diyorum ki 10 düzeltiyorum, başlangıç değeri değil, 10 elemanlı, 10 eleman kapasitesine sahip bir slice oluştur bana make'e. Ve sonra da bunun ekrandaki ekrana basılmasını istiyorum, içerisinde kaç eleman varsa. Şimdi şurayı keseyim, bunları adım adım göreceğiz. Dikkat ederseniz slice 10 olarak bize geldi. Neydi 10? Len, eleman sayısı. Düzeltiyorum. İçerisindeki elemanların sayısı. Aynı zamanda kapasitesidir de bu. Sadece byte için ve integer tabanlı nesneler için bu geçerli. Çünkü hafızada bunu oluştururken zaten belli bir alan açmamız gerekiyor. Ve bu alanlara da örneğin integer veri tipinde o alanların default değerlerinin olması gerekiyor. Integer'ın da default değeri 0 olduğu için burada onu yazıyoruz. Onun yazıldığını görüyoruz. Bu nedenle boş değil. Hepsi dolu. 0 ile dolu şu an. Bunu aslında make videosunda da detaylı bir şekilde incelediğimiz için üzerinde durmayacağım daha fazla. Şöyle geliyorum. Burada da bakın Japonca'da merhaba yazan bir metnimiz var. Bu farklı bir dil olması açısından Japonca'yı seçtim burada. String'in ve Go'nun kapasitesini anlamak için bu tür ekstrem örnekler dediğimiz örnekleri yapmakta fayda var. Burada bizim dilimize göre 4 tane karakter var. Ama bunlar farklı karakterler olduğu için arka planda farklı şekilde bir kapasiteye sahipler. Onu da şimdi göreceğiz. Mesela ikinciyi hepsini birlikte çalıştıralım. İkincinin ne olduğunu bir görelim. String. Bakın burada string çıktısı 12. Normalde bize göre bir Latin alfabesini kullanan bir insana göre burada 4 karakter var gibi görünebilir ama programatik olarak arka planda kapasitesi 12 olan bir alan oluşturulmuş bunun için.
Yani şöyle de diyebiliriz. Farklı diller arka planda daha fazla veri gerektiriyor diyebiliriz. Ve üçüncüsünde ne yaptık biz burada? Bir map oluşturuyoruz. String key'ine sahip, anahtarına sahip ve integer value alacak bu map. İçerisinde basit bir hello anahtarı olan ve value olarak da bir değerinin atandığı bir map'imiz var. Tek bir eleman bu. Şurası tek bir eleman bu map içerisinde. Haliyle bunun uzunluğunu aldığımız zaman map'in bir olarak gelmesi gerekiyor. İçerisindeki eleman sayısı bir ve o şekilde görüyoruz. Ve bu işlemi aynı şekilde biz channel üzerinde de yapabileceğimizi söylemiştik. Bir channel'ın uzunluğunu alabiliriz demiştik. Burada da yine kapasite olarak 5 değerlerini vermiştik buradan. Dikkat ederseniz. Burada başlangıç kapasitesi 5 ve ben bunu doğrudan yazdırıyorum. LAN bilgisini alıyorum sadece. Kapasiteyi değil. Dikkat edin. Bu şuradaki kapasite, buradaki ise LAN. Ve bunun çıktısı olarak da bize 0 geliyor. Çünkü henüz kullanılmadı burada. Kanalda herhangi bir veri yok. Kullanılmıyor. Ama ondan sonra ben kanala bir veri ataması yapıyorum burada. Ki bu channel'larda, Go'daki channel'larda bir değer ataması olarak düşünülebilir. Ki Go programlama dili kursunu izleyenler ya da Go hakkında temel bilgisi olanlar bunu bilecektir. Bir değer ataması yapıyorum. Ondan sonra tekrar len ile bunun uzunluğunu aldığım zaman bana bir değerini veriyor kanal için. Bu şekilde ve pointer'da da benzer bir durum söz konusu. Pointer'ın da biz dokümanlarda da gördüğünüz gibi uzunluğunu alabiliyoruz burada. Ve uzunluğu da nedir? Bizim başlangıç olarak verdiğimiz bu buradaki örnekte mesela byte slice'ı 5 elemanlı bir slice'dan bahsediyoruz burada. Ve haliyle bu pointer da bunu hafıza adresini işaret ettiği için zaten 5 elemanlıymış gibi düşünülebilir. Direkt orayı işaret edecek çünkü. Bu da hatırlarsanız byte üzerinde ne demiştik? Mesela şurada ve make videosunda aldığı eleman sayısını arka planda oluşturur. Onların default değerini verir. Ki byte'ın gerçek veri tipi uint 8 olduğu için arka planda bir değer ataması yapması gerektiğinde bunun nümerik bir integer varsayılan değerini atayarak yapacaktır. Integer'ın varsayılan değeri de 0. Haliyle arka planda 5 tane 0 var olarak düşünebiliriz. Eleman sayısı 5 bu nedenle.